Mutlu akşamlar, iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Serdar Sarıda'yla ile birlikteyiz. Son sayfada hoş geldiniz sevgili Serdar. Hoş bulduk. E, transferi konuşacağız biz de. Transfer raporu sona erdi ama artık transfer sezonundayız. Her evet. programı transferle açıp transferle kapatıyoruz. Gündem transfer. Ama her şeyi konuşacağız. Sizler de soru görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu programın malum formatı böyle. E Beşiktaş'tan milli yerden başlayalım sevgili Serdar. Zaten <laughs> transferin en yoğun takımlarından biri evet. Beşiktaş. en çok forveti merak ediyor. Vegors ismi çok sık telaffuz edilmeye başlandı son günlerde. Çok Sen kolay de transferde bir... iyi takip edersin, iyi bilirsin. Ne dersin? Çok kolay bir transfer değil derim onun için. Değil tabii. Yani ona eee çok... Gomez Ama Gomez'leri, Abubakar'ları görmüş Beşiktaş taraftarında da hani içine su serpecek bir transfer ki... Batman'dan sonra e senin ve benim çok sevdiğimiz. Senin <laughs> o söylediğin isimler geldiğinde kulübün bir kasası vardı. Kulüpte maddi anlamda bu kadar çok sıkıntı yoktu. Limit sorunu yoktu. Hı, hı. E onları tabii esnek bir şekilde kontratlı kontrat desteği yaparak alabiliyordun. Ama şimdi tabii o devirler geride kaldı. Yani o dönemlerin önemli oyuncular ama o dönemlerde yapılan bazı hatalı transfer nedeniyle Bugün şu anki mevcut yönetim onun sıkıntısını yaşıyor açıkçası. Geçenlerde bir Douglas Tweet'i e attım. Futbolu bırakıyormuş diye duydum. Gördüm müteahhitliğe başlıyormuş evet, diye yani, de eklemişsin esprili bir dille. İşat işlerine giriyor yani. Hakikaten o Barcelona'ya girmiş bir adam. Barcelona'nın radarına yakalanmış bir adam. Herhalde kötü değildir yani. Sivas e, performansı da çok iyiydi. Çok iyiydi. Beşiktaş'ta da aslında kampta da e, iyiydi. Evet. E, fakat bir sakatlık yaşadı, tarihsiz bir sakatlık yaşadı onu da belirtelim. O dönem için bayağı geriye gitti. Ona çok iyi teklifler geldi ama e, yani Beşiktaş'ta aldığı parayı alabilecek teklifler gelmesine rağmen gitmedi Hı -hı. enteresan bir şekilde. Ve layış de gitmemişti. Evet, evet. Vida da gitmedi iyi teklifler almasına rağmen. E, efendim, Lens de gitmedi. Yani o dönemin kontratları çok garip onu demeye getiriyorum. Yani biz Dagdisa... Oynamamayı göze alacak kadar garip yani şu Çok düşün. garip işte. Şimdi limitler var. Şimdi yasalar var. Artık zaten para da yok. Dolayısıyla herkesin gözü de e, transferlerin üzerinde, maddi tarafında, maddiyat tarafında, kontrat tarafında. İşte ne dedik Dagdisa? Yani Beşiktaş savunmasının çimentosu olsun diye alındı adam. Müteahhit oldu. <laughs> Gidecek Brezilya'da. Buradan kazandığı paraları. Yani buradan alacağı paralar oynamadan. Ha diyor ki adam oynasaydınız. Kadro dışı bırakmak da çözüm değil. Belki küçük 3 maç oynatsan bitirini yaparsın. Dolayısıyla e, buna da bakmak gerek. Şimdiki transferleri, Beşiktaş yönetimi bir önceki yönetimlerin yaptığı hatalar nedeniyle artık e, yoğurdu üfleyerek içiyorlar. Şimdi bu oyuncu, Weghorst iyi bir oyuncu, bilinen bir oyuncu. Tartışılmaz. E, oraya gitme nedeni o pandemi dönemindeki testler, mesler bir şeyler söyleniyor. Orada oynarım daha rahat ederim falan gibi bir sürü söylentiler var ama sonuç itibariyle iyi bir golcü alınabilirse iyi olur tabii ama alınması kolay bir oyuncu değil. Çünkü Premier Lig'den de varmış ilgiler. İşte efendim Almanya'dan varmış diyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş orada çok rahat değil. Yani onu Beşiktaş'a transfer olma ihtimali şu an %40 diyebiliriz. Fenerbahçe için de geçti. E, belli ki menajer en azından Türkiye transferine sıcak bakıyor. Oyuncu bakmasa bile. Ama bir şey söyleyeceğim sana. E, ben menajer olsam, elimde santrafor olsa bütün kulüpler kapısını çalarım. Çünkü bütün kulüpler santrafor oluyor. Bir de farklı farklı menajerler oluyor. İşte Türkiye haklara bir menajerde işte. Evet. Almanya haklara başka bir menajerde. menajer Menajerde oluyor. Dolayısıyla yani biri Beşiktaş'a biri Fenerbahçe'ye teklif etmiş de oluyor. Yani burada tek bir menajeri de suçlamamak lazım. E tabi. Yani bir menajer almış futbolcuyu kapı kapı pazarlıyor gibi de düşünmemek lazım. Aracılar da var. Aracılar da var. Yani Fenerbahçe'ye başka bir menajer veya aracı Beşiktaş'a başka bir menajer veya aracı Senin bir oyuncun var. Ben sana gelirim derim ki ya ben bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye götürürüm mü? Sen diyorsun ki ben Beşiktaş'la görüşüyorum. Ama sen de Fenerbahçe'yle görüş. Belki Beşiktaş olmaz Fenerbahçe'ye gider. Eğer giderse sana ben payını veririm. Bunlar tabii ki futbolda normal şeyler. Buna kimse ters bir şey söyleyemiyor. Hani bir oyuncunun 3-4 tane menajeri vardır denir ya. Bir tane menajeri vardır. Tabii, tabii. Diğerleri o menajerin verdiği yetkilerdir. Şimdi Güney Amerikalı değilse orada da bon servisi parçalı oluyor. E, tabii. Avrupa'daysa tek menajer de Güney Amerika'daysa. Tabii. Orada bon toplamak için böyle 4 kulüpte falan görüşmen gerekiyor. Yani arıyorsun. Hatta yüzde yirmi beşi babasında oluyor oyuncunun. Tabii. Falan. <gülüyor> Amcasını <gülüyor> arıyorsun, halasını arıyorsun. Tabii, tabii. Aile paylaşıyor da belki. Ha, da, da biraz zaharet. daha rahat. Tabii Beşiktaş'ın işte birinci gündemi e, Santrafor. Santrafor. Çünkü güven durumundan dolayı. Yani Laren bir başka gitti. isim. Laren gitti. Evet. E, son bir kez daha teyit ettik. Yani boşaltmış evimi. Testleri boşaltmış. boşaltmış. O. E, arabayı vermiş falan filan. Bu kadar şey şeyi var, tefavutu var yani. bayağı. Ama bir... unutma. Dünya Kupası'nda oynamak istiyorsa kulüp bulamazsa da döner. Varmış demek ki. O da kulüp var. O e, şu an onun e, istediği en yüksek parayı veren kulüp. Hmm. Ya yani 3-4 tane var. Kulüpsüz kalmaz. Ama artık bu saatten sonraki kontrata eşinin de eşiyle birlikte e, artık en yüksek veren e, parayı veren artık çoluk çocuk sahibi bir adam. Bundan sonra ailesini düşünür. Doğal onu tek artık kariyer falan planımız yok. Lerin gitti Tosun Paşa gelir mi diye akıllara gelecek o zaman. O da konuşuluyor. Tos, e, Cenk Tosun, e, Burak Yılmaz'ın da bir ara ismi geçti. Yani hı. güven gideceği için güvenle şu an bir e, anlaşma ortamı yok gözüküyor. hı bu noktada o zaman o güvenden açılmışken oraya... konu Trabzonspor önerildiği çok dillendiriliyor. E, gidebilir. Şimdi Trabzonspor... Hatta Abdullah Avcı'nın son karar vereceği belirtiliyor. Bak Trabzonspor onun istediği parayı verebilir. Hı, hı. Dorukan da verdiği için gitti. Başarılı Beşiktaş, da oldu ama. Evet başarılı oldu. Şampiyon da oldu. Ben milli takımdan da Dorukan'ı çok beğendim. Ama Beşiktaş'ın Dorukan'la sözleşme imzalamamasını da çok doğru buluyor. Çünkü onun mali kriterleri var. Çünkü bu kulübün yani geçen gün borç açıklandı. Hı, hı 4 milyar TL'nin üzerinde bir borçtan bahsediyoruz. Yani hesap makinesine sığmıyor borç. Yazamıyorsun. 4 derece. dört büyüklerin çoğunda bu problem hepsinde var. var. Hepsinde var hatta. E yani. şimdi Beşiktaş'ı konuşmuşuz için onu söylüyorum. Yani geçelim güven gidebilir diyorsun. Beşiktaş yani. artık kasasına bakar. Yani bu hepimiz için geçerli. Cüzdanında ne varsa onu alırız biz. Yalnız güven konusunda şöyle bir durum söz konusu. Aynı Dorukhan'da olduğu gibi güvende de bir patlama yaşanması bekleniyor. Kalırsa Beşiktaş'ta da olabilir. Giderse Trabzonspor'da da aynı Dorukhan gibi Beşiktaş taraftarı gıpta ile izleyebilir güveni. Yani o potansiyel güvenin, var güvende. Ben güvenin artık bir patlama yapacağına inanmıyorum. Hani bizde böyle sövmüş volkanlar vardı. Ondan daha onlar daha erken patlar güvende. Yani o kadar iddialıyım. <laughs> Çok şans buldu aslında. Ama işte yeter artık işte. yani kaç maç şans buldu. Ya, hatırla bir dönem tek santrafordu. Ben ona verdiğim şansı dolayısıyla. öz kaynak düzenindeki santraforlara versen bir tane santrafor tabii, tabii. çıkmıştı. Yani güven evet hiç şu an ne kadar aldığı paranın Beşiktaş'ın aldığı paranın fazlasını verdi. Çünkü düşük para alıyordu. Hı hı. O da hiç sesini çıkarmadı. E sesini çıkarsana. Doğru. Ya de ki benim param bu kadar olur mu? Ama hatırlayalım bu sezon içinde müthiş golleri Ama de vardı. Ama ne adamlar vardı. seslerini hani çıkarttı? Bu sezon galiba o sezon dedir. Tamam yine olmadı. Bak ne olursunuz. adamlar seslerini çıkarttı, güncelleme yaptırdı. Evet. Ama o sesini çıkarmadı. Çünkü niye? Herhalde onun, onun yetişme tarzı, yani Avrupa kültürü var. Ya yani kontrat anlaşıyorsun, ve hı hı. bu paranın karşılığını vereceksin. O da verdiğini düşünüyor bence. Keşke onu biri yönlendirse. Ya gel oturalım. Bak iyi oynuyorsun falan. Güncelleme de yapabilirlerdi çocuğa. Bak hakkını verdi. Hatta fazlasıyla. Şimdi o nedenle. Ama Beşiktaş'ta da yönetimde de haklı. Yani artık Ama ben yoksa, de sana o şansı verdim. 4 haklısın yönetimin daha doğrusu senin bakış açında doğru. Yönetimde de haklı da. Şimdi bir takımında bir sezonda 3 santraforu birden değişir mi abicim? Yani bunu da konuşmak gerekmez mi? iyi gönderdin ya zaten kiralık. senin Gitti. değil. E sözleşmesi bitti. bitti, kesin ayrıldı diyorsunuz. Yeni sen. teklifi kabul etti. Güvenle yetmiyor. gidecek. 3 golcü birden gidiyor. E olmuyor, kabul etmiyor. Ama de haklı olduğu noktalar var. Ben genç olduğu için güvene gene katlanırım yönetim olarak. Hı hı. Ben patlama derken bu işin esprisi. Ama sonuç itibariyle goller atabiliyor. Kadro derinliği içerisinde e belki 8 artı 3 olacak, belki 7 artı 4 olacak. Hı hı. Onları onları göz önünde bulunduracaksın. Sen Avrupa'da maçın yok ama Ziraat Türkiye Kupan var. Ligde santraforunu dinlendirmen lazım. Yerli santraforun olması lazım. Tabii. E ben iddia ediyorum yine. Tabi iddia değil bu. Bu gerçek güven santraforu değil. Onun bir kere adını koyalım. Kenardan gelen santraforlar var. de santrafor değil. Dolayısıyla şu an Beşiktaş'ta za zaten 3 yani. tane santrafor gitmiş olmuyor. Batshuayi de santrafor değil. 14 gol atmış olur mu? Bak gol atan adam her adam santrafor mu oluyor? Valer diyor Öyle ki Valeri, ya espri yapıyorum. Valer İsmail de. diyor ki bana duvar lazım diyor. Söllot, adam buksa bu tarz oyuncuları istiyor. Ayağı iyi olan. Hı hı. Üçüncü bölgede kalabalık savunma içerisinde ayağı iyi olan adam istiyorum. Duvar olacak. O iyi ayağıyla sağına, soluna, arkasına pas çıkaracak. İşte var, var mı öyle bir Öyle adı? adamlar i̇şte, var zaten. Cenk Tosun mesela öyle bir adam. O öyle ve bir adam mesela. Işte, öyle de hani eski Cenk Tosun'dan bahsediyoruz. E eski Cenk Tosun olsa zaten buraya gelmez ki. Everton kontrat uzatırdı. Çok ara verdi ama ya. E sakatlıklar işte o da geçen sene Erzurum deplasmanı. Zeminden. Ya umarız geri dönüşü güzel olur tabii. Ya Cenk Tosun sakatlık yaşamasın çok katkı sağlar. Her Erzurum'dan. anlamda. Kadroda kolaylık sağlar. Kenar forvet oynayabilir, santrafor oynayabilir. Her yerde oynatabilirsin üçüncü bölgede. Santrafor için bir belirgin isim yok ama Beşiktaş'ta. E, şu an en belirgin isim işte o Hollandalı. Velkoz. Evet. Şu an en belirgin. O da olursa ama, zor diyorsun ama ona da. Şu an e en biline, vardır Yani Yani be, benim duyduğum şu. Ondan fazla bir santrafor. Onunla 15 arası bir santrafor listesi oldu. Hmm. Birinci sıradaki santraforun daha hiç yazılmadığı ama bu Hollandal oyuncunun da e, o listenin içerisinde yer alan isimlerden biri olduğunu belirtelim. Adam Buksa e, o isimlerden biriydi. E, Lens'e o yarışa girmez Beşiktaş. Lens kulübüyle. 6 milyon veren kulüple nasıl yarışacak? Tabii canım. Ki? Mümkün değil tabii. Peki e, Santrafor'dan başladık defansa da geçeceğiz burada. Eğer şu da aklıma geliyor. Biz bekliyoruz. Aha. Bakalım Santrafor'da ne olacak. Ama Santrafor'da para yok, o yok, bu yok, kiraladın, şu oldu, bu oldu gibi bir durumdan dolayı idare edebileceğim bir isim alırsanız ben derim ki o zaman geçsin Fernandes'e al, vereceğin 6 milyon euroya git Santrafor'a verseydin. Ama iyi transfer Getson Şimdi Fernandes, beklerim ben onu. Öyle değil mi? Bak Sergen Hoca Ersin'i niye oynattı biliyor musun? Ben kaleden size tasarruf yaptırıyorum, bana gidin Santrafor alın dedi. Dediler ki ya ne yapıyorsun? Kale... Dersin. Olur mu Ersin falan dediler hatta. Oldu ama. Oldu. Bak hem sanayisini kazandırıyor Serkan Hoca ama hala bir şahsı santraforu yok. O büyük sorun ama. Tabii. Beklemek lazım tabii. Transfer döneminde i̇şte onu beklemek Beşiktaş Bu sezonu Avrupa'da olmadığı için biraz daha diğer rakiplerine göre geç açacak. Ben demiyorum ki git böyle 6 milyon euro ver santraforu al. Hı, hı. 6 milyon euro santraforu belki bedava alacaksın. Bon servisi elinde falan. Belki öyle bulacaksın. Bilemeyiz. Ama tribünleri, camiayı tatmin etmeyecek nitelikte bir santrofor e, akşam pazarından alınan santroforlar gibi bir golcü gelirse o zaman insanlar şunu söyleyebilir. Niye geçsen altı verdi? Keşke ona verseydin de orta sahaya başka adam alırdı. Yaz bu sezon kulüpler Dünya Kupası'nın bu e, farklı tarihinden dolayı şanslı. Eskiden olsaydı eğer Dünya Kupası yaz yapılacak olsaydı oyuncular bekleyin Dünya Kupası diyecekler transfer için. Transfer, Şimdi evet. tam tersi onlar kulüplere muhtaç oynayabilecekleri, evet. kendilerini oluyor. gösterebilecekleri bir kulüp bulmaları lazım ki kışın takımlarının Dünya Kupası'na gidebilsinler, Katar'da olabilsinler. Aynen öyle. Her mevkide. Santrafor, Sabek, Sonbek, Kale hepsi için söylüyor. Öyle bir Fırsat transferleri de olabilir tabii İyi oluyor bu kışın Dünya Kupası'nda. E böyle olsun gelse. Bence, <laughs> hep kulüpler mi bekleyecekti? Biraz da futbolcular. Evet he, Bosman'dan sonra gerçekten kulüpler ikinci plana itildi. Tabii ki futbolcuların hakkı yenmesin ama kulüpler ciddi ciddi zor durumda kalıyor. Futbolcular farkında değiller. Bak ben, ben... Ben bu mesleğe başlamadan önce e, bir maaş çift veriyorlarmış, bir maaş tek veriyorlarmış. Ya. Gazetecilikte. E, şeyler Telefon da bedavaydı. Sendikal haklar varmış, <laughs> o varmış, bu varmış. Bu sürü imkanlar varmış. İkramiyeler var, bu var. Uçaklar yarı fiyatı. E, benden fiyatı önceki var. abilerim sendikalarını lav etmişler, anlaşmışlar. E şimdi ben geldim, böyle bir hakkım yok. Şimdi ben hakkımı helal etmesem haksız mıyım? Şimdi bu futbolcular artık kulüpleri bitiriyorlar. Yarın bir gün futbolcu gelecek, Diyecek ki onlar o günler de Sen Hı. artık cebinden para vereceksin Belki bak için Oraya doğru gidiyorsun Kulüplerde para bitiyor Deniz Zaten bitiyor deniz şeyleri hariç tutuyorum Real Madridleri onlar Onlar başka bir dünya ne Adam o? bugün açıklamış işte A. 400 milyon euro transfer bütçemiz var Onlar da bu sıkıntıyı yaşadı Messi serbest bırakmak ama bak, zorunda kaldı. Ama hatırla. onlar çevirebiliyor Hı. Onların bir kitlesi var dünyada Tabii canım Forma Senin Türkiye'deki satıyor. kitle nasıl oluyor Dünyayı geçtim adamların dünyada var Onlara hariç ama onun dışındaki kulüpler ciddi ciddi bir şekilde özellikle Türk kulüpleri sıkıntıya giriyor. Yarın bugün Türkiye'de hani 10 sene sonra 22 yaşında futbolcu olmuş, 22 yaşında gelmiş Beşiktaş'a Fener'e, Fenerbahçe. E daha önceki Bosman yasalarından dolayı kulüplerde para kalmadığı için biz sana veremiyoruz diyecekler belki de. Doğru. Bu kadar. Şimdi son sayfa etiketiyle birçok soru gelmiş. Ne güzel. Hemen okuyalım. Tutan Ersin Destanoğlu, Atan'ı Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Hollandalı olursa kesin şampiyon oluruz demiş Burak Coşkun. Ali Ateş, e, yerli havuz için altyapısını kullansalar daha iyi olur. Çünkü zaten Süper Lig oynayan oyuncuları, misal Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakçı için istedikleri en az 5 milyon. Takımlarımızda para yokken bu rakamlar çok yüksek demiş. Hazır e, Abdülkerim'in ismi ve ismi de geçmişken sayısının yanına bir yerli takviye olur mu? Tabi bu, bu paralarla olmaz diyeceksin haklı olarak da. E, şimdi demin Santrafor özelde sayarken hı hı. Ziran kardeşim de yazmış. Abi o saydıkların zaten Benzema'da da var diyor. <laughs> Doğru söylüyor. Hepsini bir arada bulamazsın. Ama en azından bunları yapmaya çalışan Santrafor değil. E, şimdi Sayıs e, bak o da zor transferdi. Hı, hı. Bundan iki hafta önce. Ama iş bitme noktasına geldi. Islak imzası eksik. Tabii artık. Bitti Tabii. sayıyor Beşiktaş taraftar da. Önümüzdeki hafta için İstanbul'da bekliyor. Sen ıslak imzayı bekliyorsun. Tabii. Çünkü şey Ahmet Ağoğlu mu söylemişti? Bir İtalyanla mı, bir Fransız oyuncuyla mı ne anlaşmıştı? Biletini almıştık. Aradı bizi vazgeçtiğini söyledi. Evet evet. Ahmet Ağoğlu söyledi. Değil mi Ağoğlu söyledi. Evet. Futbol işte. Sayın evet. Başkan. Samin Nasir örneği var Beşiktaş'a gelirken. Adam Sevilla'ya gitti. Dolayısıyla ıslak imza önemli ama sayıs bundan 4-5 ay önce Sayıs ismi bu kadar yukarıda değildi listede. Valerian İsmail geldikten sonra isim yukarıya çıktı. Çünkü Valerian İsmail onu İngiltere'den biliyor. Demiş ki bu adam üçlünün dünyada üçlüye oynayan sayılı stoperlerden biri. Hı hı. E ben de üçlü oynatıyorum. E bir de hucum yönü iyi. E benim zaten stoperlerim hucuma çıksın istiyorum diyor. E sol stoper, sol ayaklı stoper. Herkes sol ayakta stoper arıyor. Ayakları iyi. Örtüşüyor. E bu fiyatta uygun. Bon servisi de elinde. Niye alınmasın? Oyuncuyu ikna edebilmek e, önemli. İkna etmişler. O savunmanın herhalde bir dahaki sezonun Beşiktaş savunmasının komutan olacak gibi duruyor. Eğer alırlarsa. Şimdi biz öyle diyoruz ama biz Douglas'a da dedik savunmanın çimentosu olacak diye. Olmadı. Müteahhit oldu. Müteahhit oldu. Sen, sen o son ama, noktayı koydun sen orada. <laughs> ama... Şimdi bunda da biz sayıs gelirse komutan olur deriz ama futbol bu. Yarın ters gelişmeler olur. olmayabilir. bilir. Fakat görünen kağıt üzerinde öyle. Çok soru geliyor. Teşekkür ediyorum. Son sayfa etiketiyle bekliyoruz soruları. Günün sıcak gelişmesine devam edelim. Transfer eder değerlendirmelerimiz olacak. Tek tek bütün takımları mercek altına alacağız. Bugün Galatasaray'da başkan Burak Elmas çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Özellikle e, Fatih Terim konusunda söyledikleri gündem oldu. Bir hatırlayalım izleyelim. Başkan son derece samimi açıklamalar yapmış Voley Terim hakkında söyledikleri enteresan. Sert Bugün olsa daha erken alırdı bu kararı diyor. Tabii, çok sert açıklamalar. Ali Naci'nin onları kutluyorum. Güzel röportaj hı hı. olmuş. Manşet manşeti çok röportaj. Çok. Fatih Terim konusunda daha erken karar alırdım keşke demeye getiriyor. E şey doğruysa o daha da da vay. E, başkanı ben getirdim, ben göndereceğim diye. Olan o da, da ilgili yapıyor. Şey evet, yani dedi, dedi hani arkadaşı söylemiş ona Fatih Hoca da mesaj getirdi. Bunlar doğru seyrle konuşuyorum. E, olan galatasaray oluyor işte. Yani Galatasarayın nokta. Galatasaray hala gündemi seçim transfer. Evet. Konuşamıyorsun yani. Bak. Torrent bugün Emre Kaplan'la konuştum. Ne yapıyor Torrent? Yardımcıları tatilde. Kendisi İstanbul'da dedi. Yani, torrent hala bir beklenti içerisindeki evet, Seçim Sözleşmesi devam ediyor. Adam gidemiyor bir yere de. Evet. Öyle bir sürece girdiler ki e, bunlar tamamen işte Fatih Hoca'yla yolları ayırdıktan sonraki İbra'da olan olaylar. Elbette Fatih Hoca'nın da hı hı. E, Fatih Hoca'da seven sayan kongre üyeleri vardır. İbra etmemişlerdir. Ve İbrasızlık e, az da olsa işi nereye götürüyor. Belki bu son seçimde e, biri çıkıp durdurabilir. Öyle bir imkan varmış. Geçen gün burada Savaş Çorlu'yla konuştuk. Olabilir de. Bu çok enteresan olur ama. Ya bu tüzüğü değiştirin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Günah ya. Taraftara yazık. Kulübe yazık. Kimse kulübü konuşmuyor. Kulübün uğradığı zarar kimse konuşmuyor. Yani bir gemiyi limanda bekletirsin. Hı hı. Polis gelir bekletir. Liman göre şey güvenli. Her beklediği gün zarar demektir. Tabii. Ticarette de öyledir. E, öyle limanda bekletilen gemi gibi. Ne fırtınalar görmüş o gemi? Bir şey olmamış. Ama durgun suda bekliyor limanda. Günah ya. yine bir şey olmaz Galatasaray. Galatasaray'da Gene olmaz markası da ama zarar gelmez. Böyle bir ismini. kulüp yani. Tabii zarar gelmez ama hani geç kalıyor. E tabii ki kaldı. Ya başkan adayları mutlaka transferleri belirlemiştir. Kulüplerin çalışma, ön transferi bitiriyor. Vardır. Çoğu kampı yetiştirecek. Ve son yıllarda transfer önce yapmak çok önemli. Bakınız geçen sezon Beşiktaş. Bu sezon Trabzonspor. Artık Biraz da transferi önce yaptıkları, planlamayı iyi yaptıkları için şampiyon oldu bu. Kampı ikideki. yetiştiriyorsun transferlerini. Evet. E sen daha kampın nerede o belli değil. Şimdi bir de kişisel kavgalar kulübü nereye getiriyor? Yani bırakın artık e, şu kişisel şeyleri hani rövenşist işleri. Sayın Elmas da onu diyor biraz aslında. Şimdi Sayın Elmas'ın ifadeleri de çok ağır. Yani olmazsa ahlaksızlıktır, şudur budur falan. Biz Türk futbolunda bu kelimeleri çok fazla duymuyorduk. Hı hı. Yani başkanlık düzeyinde, hocalık düzeyinde. Bir de kırgınlıktan kızgınlığa geçiyorum dedi. E, haklı olduğu noktalarda da var kızgınlık tarafında tabii ki. Aa. Belki de Galatasaray kulübünün önü kapandığı için kızgın. Yani Mutlaka. şu an kapatan yani o sayın, değil. Sayın Elmas'ı birçok konuda eleştirebilir. Galatasaraylılar ama kimse herhalde Galatasaraylılığını sorgulayamaz Burak Elmas. In. Ya Fatih Terim'in Galatasaraylıları sorgulanır mı? O da sorgulanır. Ama Galatasaray'a zarar görüyor mu? Yani. Bazı insan sevdiğine de zarar verebilir Serdar biliyorsun sen. E, Vermemesi lazım. <laughs> Çünkü Galatasaraylılık yani taraftarda başka bir şeydir. Yani taraftar bekliyor. Her gün soruyor bize. Sana tamam. bana. Başkan ne olacak? dedi ki başkanınız ya Eşref Bey olacak ya da Dursun Bey Bak biliyorsunuz Ama... programa çıkarken çalışıyoruz. Bir hazırlık yapıyoruz. İşte Beşiktaş'tan 4 transfer, 5, Fenerbahçe'den konuşacağız 3 transfer, Trabzonspor'dan 5 transfer, Galatasaray'dan sevgili Bediran Kanşıray yaptı akışımızı editörümüz. Galatasaray'dan işte Dursun Özbey'in açıklaması, Eşref Hamamcıoğlu'nun Burak Elmas'ın. Hani şu transfer döneminde bunlar olmamalı Galatasaray'da. İşte ben yani ki... Galatasaray'dan da biz burada transferi konuşmalıyız. Ben diyorum ki bana başkan kim olacak diyen Galatasaraylı kardeşim, arkadaşım, abim, büyüğüm kim olursa olsun kim bu soruyu çok duyuyorum. Benim verdiğim cevap şu. Ya Eşref Bey ya Dursun Bey. Önemli olan bu değil ki dedi. Nasıl önemli olan bu değil? Önemli olan başkanlığa gelecek olan adamın tabii göreve devam edip edemeyeceği. Tekrar efendim başka şeyler hukuki veya seçim olup olmayacak mı? Bu da netti. Yani o tuzuk böyle değil. demokrasinin kılıcı, kılıcı gibi öyle. sallanacak başkanı. İsimler başka şey, değil önemli değil, değil. Süreklilik olacak mı? Gelen hemen tüzüğü değiştirsin. Böyle bir şey yok. Ya o da bir tüzük tadil kongresi toplayacaksın kısa süre içerisinde. Tüzük tadil kongresi ben çok gördüm de sene bir daha oluyor. öyle tüzük Beşiktaş'ta ben bunu çok gördüm. Tüzük tadil edildi öyle bir hatalar yapıldı ki. Çünkü beş kişi bir yerde tadil etti onu. Bir odada. Sonra da 20 milyona yakın taraftarı olan bir kulübün geleceğiyle ilgili bütün şeyler bir odada 5 kişi tarafından konuşuldu ya. Umarız Galatasaray'da işler işte yoluna girer. Bir an önce transfer İnşallah. çalışmaları başlar. Belli ki iki aday da seçilirse, hani görünen o ki torantta de devam etmeyecekler. Bir an önce yeni hoca... Onun da tazminatı girer. var. Tabii o da kulübe bir yük. Onu da çözerler artık. Çünkü Zor. Ee, çok böyle hangi e, kulüp çözebilmiş ki? Türkiye ama çok de. şeyler eee görür. bir şekilde hallederler. Hepsini verirler zaten. O hak ediş değil mi? Hak eder. Hak ediş, hak ediş evet. alacak. Onlar öyle biliyorsun Avrupalılar. E ee, inan kraçları gör, 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 görüyoruz. Ee, Yunan Aysalları salları görüyoruz. Ab, Abdur, Abdurrahim Bey'i görüyoruz. Bir sürü isim görür. Bir şekilde çözebilecek güçlü insanlar bunlar. Umarız çözülür. Umarız Galatasaray'da da gündem artık seçimli transfer olur. Yeni başkanına şimdiden hayırlı olsun diyelim. Kim seçilirse evet. seçilsin. Kolları Vallahi çok çabuk olsun. sıvaması lazım. Gelin Fenerbahçe'ye. Birazdan sorulara döneceğiz. Son sayfa etiketiyle bekliyoruz. Jorge Jesus. O da kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına başladı. Yeni bir dönem başlıyor Fenerbahçe'de. Serdar Sarı'da. Hırslı, istekli, sağ kenarında. hani Tam bizim futbol seyircimizin sevdiği bir hoca olacak Fenerbahçe'de kulübede. Evet. Ama o hoca neler yapacak? Nasıl bir transfer politikası izleyecek ki? Ali Koç son derece umutlu konuştu kongrede. Yani çılgın istekleri olmayacak. Onu anladık Sayın Koç'un konuşmasından. Yüzde yüz. Ee, yani takım zaten Fenerbahçe takımı kötü bir takım değildi. İyi bir Şimdi takım. İkinci bitirdi. Şampiyonluğu şey, kadro, yarışına katıldı. Kadro yalnız. kalitesi olarak da Tabii. iyi kadrosu var. Yani Mesut Özil'in kadro dışı olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Bu o da dönmek istiyor. yani. Dönmek istiyor ama onu da George Jesus önünü kesti. Kulübün kararına saygılıyım ama yarın kulübün kararı değişebilir. O değişse de ona da saygılı olacak demek ki. Onu anladım ben. Ee, çözülebilir gibi bir durum gözüküyor. Şimdi burada Santrafor çok önemli. Bak demin bahsettiğimiz konu ee, birçok isim Beşiktaş'ta yazılıyor Fenerbahçe'lerde yazılıyor. Ee, Fenerbahçe'de Serdar Dostum var ama bak milli maçta yine gol attı. Her oynadığı maçta gol adaları yani. bir ölçü ama, değil benim için. Ama diğer maçlarda da gol attı. Serdar için de söylemiyorum. Elime. ben milli takım için de söylüyorum. Faroy adaları tabii ki canım. Bir ölçü değil. Dört gol atıldı güzel ama eksikler çok orada. Serdar atar. Serdar'ın yanında belki yardımcı bir santrafor veya Serdar onun yardımcı santraforu olsa iyi bir santraforu yanında. 4-4-2'de 3-5-2'de yanında birisiyle Serdar atar. Yani hı hı. Bundesliga'da at, atmak Önemli bir şey. İki de olsa orası Almanya. Yani ne o Bundesliga 2 küçümseyebilirsin ne de Champions League Hepsi bir Süper Lig'den üst düzeydiler. Bunu kabul edelim. İşte Ali Dervişoğlu mesela. Evet. Ee, Serdar uzun boylu işte e, istekli ama bence e, Fenerbahçe'nin bu sene alması gereken Santrofor'un e, hani Jorge Jesus ismi tamam biliyoruz. Hı hı. Ama ondan daha çok konuşulacak bir isim olması gerekir diye düşünüyorum ben. Başka şeyin yok. Ha tek sorun Santrafor muydu geçen sene? Yok. Kanatlardı. Şimdi bizden önce transfer raporu vardı. Sevgili Koray listeye getirtiyordu. Yani kanatlar, kanat transferleri. Hem sağ hem solu oynayabilecek Volkan Demir bir kanat diyor ama bence iki kanat gene. Ha hoca ne oynatacak görmemiz lazım. Ama kanatlarla birlikte Santrafor. Stoperle zaten sıkıntısı yok. Kalede zaten sıkıntısı yok. Belki alternatif yaratırız. Bir yere santrofor, kaleci alması lazım. Santrafor ve kanatlar. Birçok isim geçiyor. Lingard, Franco, Bunga, Evander. Hani Fenerbahçe'nin bu sezon nokta transfer yapması lazım. Özellikle Santrafor. Önce hava yak yakalanması lazım. Şimdi George, George Jesus'ta bir hava yakalandı. Farklı bir havaya girdi kulüp. Şimdi sokaktaki Fenerbahçe'nin yüzü gülüyor. Koku, Ersun Yanal, efendim İsmail Hoca falan filan derken bir tane hoca. iyiydi bir hoca. Şöyle diyorlar ki işte Portekiz, Brezilya dışında işte Arap coğrafyasını gitti falan. Bak dizide geldi Serdar Ekrem orada. Ben neden evet Santrafor bence iki Santrafor da olabilir. Bir sol bek, bir sağ kanat. Ha Serdar'ı kalacağını taraf. düşünerek tamam. Merkez orta sağ, altı numara, yedek kaleci. Sol bek Ferdi. Stoper kim minceye ayrılırsa. Yani Ferdi alternatif anlamda so söylüyorlar değil mi sol beki? Bayağı bu market listesi gibi olmuş yalnız. Şimdi <laughs> Ferdi milli takımda sol bek oynadı. Evet. O artık orada hep sol bek olacak. Acaba kendisi istiyor mu bilmiyorum ama milli takımda da oynadığına göre artık. Bence sol bek. Yani e, orada sol bek de o sola çıktı gibi oynuyor oyuna göre. Sağ kanat, sol kanat. Belki bir kişi alıp iki kanadı birden oynayabilecekti. Bence doğru bir liste bu. Merkez orta saha 6 numara. Ama şey var. Gustavo kalacak. Ben öyle duydum. Yani yakın çevresine. ben bu senede Türkiye'deyim demiş. Sosa kalsın diyen bir izleyicimiz vardı ya. Onun sorusunu okuyayım tam burada. Sosa kalsın mı? Evet. İsmini vereceğim. Çok mesaj var. Bulacağım sana Serdar. Ha, Sosa kalsın sorusu beni de şaşırttı ama. Sosa değildir o ya. Başka birini kastetmiş. Ben mi yanlış okudum acaba? <laughs> Kalişka Fenerbahçe olur mu neymiş Elif Uğur? E, olabiliyorsa olsun. Ha buldum. Elif sormuş ya. Elif Uğur Sosa'da bir yıl daha kalsın diyor. Ya işte Beşiktaş sesim bir Trabzonspor'daki Sosa'yı izleyemedi ya Fenerbahçe taraftarı. Yani Sosa'nın o kumaşı belli. Hani bir sene daha kalsın, bir kendini göstersin diyor aslında bence izleyicimiz. Yok, Sosa futbolu bırakmış. Hah. Ona, ona varım? Yani mental olarak. Ama hani Sosa var. kalsın diye izleyicimiz de şey kınamam hani o beklenti içerisindeydi taraftar ama artık yaşı orta sahada mental bir. olarak yaşadıkları. Çok dinamik bir orta saha olması lazım evet. Fenerbahçe'de. E 6 numara evet doğru. Şimdi Gustavo'nun da kalacağını düşünüyorum. Ben kaldı diye bakıyorum ona. Öyle söylemiş. Zaten Mert 8 numara gibi iki taraflı oynuyor. belki bir orta saha, ha, 10 numara gibi bir orta saha ama belki de hoca 10 numara gibi bir oyuncu istemiyor. Bak kanat demişken numara. Kanat demişken Sezer diyor ki abilerim Emre Fenerbahçe Emre Mur'u alırsa Jesus Onu Korejma yapar demiş. Emre Mor'u Fatih Terim de aldı Kolarici'ye yapmak için ama. Hani Avrupa'da da transfer yaptı. Vallahi Yeterak karagümrükte olarak, Volkan Hoca'yı tebrik edelim. Volkan Demirel çok büyük bir oyuncu. Yaptı onu aslında gibi ama devamı gelecek bana yani. Emre Moro olunca. E belki bir soru işareti koyuyorsun. Belki oraya. Jesus onu Volkan Hoca'nın oynattığı gibi oynatamaz. Emre'deki eksiklik ile yani hoca ile ilet, onun arasındaki iletişim. Volkan Hoca iyi bir iletişim Tabii kurdu canım. onunla. Bak Ozan Tufan'ı Sergen Hoca gibi kimse oynatamadı. İşte o iletişim öyle yani. Ruçesko, Sergen Yalçın hı hı. mesela. Tabii. Tek oynatan hocadır bence Bazı, Sergen Bazen vardır öyle Gerçekten. hocaların e, bu tür oyuncularla iyi bir iletişim hı hı. yakalaması. Tamamen enerjiyle ilgili bir durum. Elektrikle ilgili bir durum. Karşı taraftan olumlu e, enerji alıyor. Ona karşı. Ama Volkan Hoca iyi konuştu onda. Ben biliyorum bazı şeylerini. Doğru. Hani Ziya Hoca Ayman. Şenol Hoca Burak Yılmaz. %100 Volkan Emre Mor da olabilirdi. Çok sayarız zaman. Bak Volkan Demirhan Emre Mor Selç da olabilir da sayabilir Şenol evet. Hocada. Çok isim. Kanat olarak ismi. tamam. Ama şeyle görüştüler diye duydum. Hatta prensip anlaşmasına çok yakınlar diye. Halil Akbunar. O da bir yerli kanat. Evet o aslında Jesus gelmeden önce konuştu. E ben tweet atmıştım onunla ilgili. Simgesi kuş olan bir kulüp. Hı hı. Anadolu yakasında Halil Akbunar'ın menajeriyle görüşüyor diye. Ve Fenerbahçe'ydi o. Yani ciddi ciddi gündemdeydi. Yani Halil Akpınar'da da istemeyecek takım yok. E, kadro derinliği içerisinde şimdi 7 artı 4 demişse federasyon. 8 artı 3 dese de böylesine oyuncular iş yapar. Şimdi Beşiktaş'a Gökhan Töre gitti. Geliyorsa Beşiktaş'ın kapısına Türk pasaportlu bu oyuncu alırım. Veya Galatasaray'ın kapısına. Ama şu var. Yeni Türkiye Futbol Federasyonu dedi ki Arkadaşlar ben yabancı sınırını kaldırayım sınırsız yabancı. O zaman tüm dengeler değişir. Her şey değişir. Kulüpler bunu ister mi? İster. İster. Şimdi burada ne var biliyor musun? Diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu veya işte yukarıda konuşulan biz böyle yapalım. Gençlerin önü açılsın diye. Şimdi Nihat Özdemir Sayın Başkan şu an başkan değil ama Nihat Bey dedi ki Bundan dolayı biz Rıdvan'ları gördük, Ersin'leri gördük, onları bunları gördük. Doğru. Haklı, evet. Tamam, gördük. İsim vermeyeyim. Bir tane Türk pasaportlu futbolcu ligimizde lig, bonservis bedeli 5 milyon euro kulübü istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu dedi ki, yabancı sayısı sınırsız. Ne oldu adamın 5 milyon eurosu? Ben sana söyleyeyim mi ne oldu? 1,5 milyon euro. Neden? Çünkü yurt içine yollayacak kulüpler. Oraya gidecekler. Gidip orada 1,5 milyon euroya, 2 milyon euroya daha iyi stoperler bulacaklar belki de. O yüzden bu kural geldiğinde kulüp başkanları biraz daha makul bonservis rakamları istemeli. Bu yerli oyuncular da biraz daha makul yıllık ücret istemeli. Bunu yaptığınız zaman bütün kulüp başkanları gidiyor diyor ki Federasyon, Spor Bakanım, Gel bunu değiştirin. Para ödeyemiyoruz. Çok pahalı. Doğru. Tamam. O zaman yabancılara yöneliyor. Ha diyorlar ki o zaman yetişmez oyuncu Hı. falan. E Meritli Çağlar yabancı sınırı yokken gitti yetişti orada. Ör, en güzel örnek Meri. Tabii. O zaman Serdar Saatçı diyecek ki ya ben Portekiz Ligi'ne gittim. Oradan bir takımdan başlayayım. O zaman Rıdvan diyecek ki ya ben bu Neslikaya gideyim bir takımdan başlayayım. Bu arada Rıdvan Frankfurt bitmek üzere diye duydum. Bayağı ilerleme olmuş herhalde. Ne demek saç Rıdvan'ı verirse yerine nasıl olacak işte? E şimdi sen kendi öz kaynak düzeninden hiç para harcamadan yetiştirdiğin adamı 5 milyon euro yakın bir paraya gönderiyorsun. Gönderiyorsun ama... Başarı. Yerine yani bir yedek temel lazım orada Umut'u. E, Yine koy, Umut var zaten. Umut'un yedeği de var. Ahmet işte gitti Alanya'ya. Sen Doğru. oraya kiralık verdin. Doğru. Altyapıdan e şey alırsın. Bir sürü tayfun, oyuncu geliyor tayfun, zaten. Tayfun Mingöl sezonun en başarısı. Biz bugün U17 maçlarını verdik Beşiktaş'ı. Çok Tebrik güzel. edelim. İlk önce Beşiktaş finale yükseldi. Ardından Altınordu. Altınordu. Finale yükseldi. Nefis, nefis bir final bizi bekliyor. Çarşamba günü. Üçüncülük maçında da Galatasaray'la Adana Demirspor ki orada da 17 yaşında pırıl pırıl gençler müthiş mücadele evet. ettiler. Dört takımda. Kutlamak lazım. O özetlerle e, noktayı koyacağız. E, onu da ben bildiğim kadarıyla geçen sene Ağustospor Ar yapmıştı bu işi. Evet. Geçen o sene, sene U19'ları. Bayağı trendi. tutuldu. Bayağı izlendi. Çünkü genç oyuncu görmek istiyorlar. Çok iyi de oyuncular var. Var. Eksik yönleri var. Üçüncülük başlarınız ama, ama daha 17 yaş altı bu çocuklar. E, Öz kaynak düzenli hocaları biraz güncellemeleri lazım. Hocalar iyi hocalar var da onları da yurt içine gö götürüp Eğitim, başka teknikler, geliştirmeler lazım. Bir de ücretlerini de arttırman lazım o adamların. Asgari Güzel. ücret alan adamdan 30 milyon euroya göndereceğim futbolcu bekliyorsun. Öyle bir şey yok. Serdar Sarı'da hızlı ve keyifli bir sohbet oldu. Ağzına sağlık. Gençlerden çok bahsettik. Geri gelmişken özetlerle o zaman vedamızı yapalım. E, e, yarı finallerin özetleri gelecek ekranlarımıza. Son sayfaya noktayı koyuyoruz efendim. İyi geceler.